Diyor ki Allah, kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirme diye, yani Kur'an'da ayet olmayan şeyi, herhangi bir şeyi, Allah'a şirk koşmanızı, yani Allah dedim, Allah haram kıldı şeklinde şirk koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. E adam akşama kadar haram sayıyor, gülmeyi de haram kılıyor. Tabii ben onlara yobaz, bağnaz demiyorum da, bilgisizliklerinden. Gülme de yasak diyor. Başka, yerde oturman lazım diyor, sandalyede oturamaz. Başka, diş fırçası kullanamazsın diyor. Başka, hanımlarla konuşamazsın, hanımlar dışarıya çıkamaz. Başka, hanımlar nasıl insandır diyoruz. Ne biçim konuşma ya diyor, insan diyorsun diyor. Yarım, yarım diyor. İnsan erkek insandır diyor. Kadınla sen nasıl insan dersin ya diyor. Değil mi o? O yarım buçuk diyor. Buçuk mahluk, haşa. Buçuk varlık. Bak Allah, haşa. Allah'a karşı bilmenin şeyleri söylemenizi Allah haram kılmıştır diyor. Araf suresi 32. Maide suresi 87. Ey iman edenler diyor. Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri. Her türlü süs eşyası olsun, yemek olsun, gülmek olsun, eğlenmek olsun, güzel şeyler, müzik, güzel şeylere haram kılmayın. Ya çünkü haram kılsam ben Kur'an'da yazarım diyor Allah. Kur'an'da bize bildiririm. Kendi kendinize haram çıkarmayın. Peygamber dedi, şu dedi, bu dedi, işte falanca hoca dedi şeklinde olmaz. Haşa, peygambere de iftira atmayın diyor Allah. Bak, güzel şeyleri haram kılmayın, haddi aşmayın diyor Allah. Bu haddi aşmaktır. Hayır, o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır diyor peygamber için. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem için. Şeytanın Allah'a sığınırım. Onların çoğu bağnazlar, onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar. Mesela gülmeyi çirkin karşılıyor. Evet. Kadınların şerefli bir varlık olduğunu söylemeyi, yani bütün asil bir varlık olduğunu söylemeyi, mükemmel bir insan olduğunu söylemeyi çirkin karşılıyor. Bak diyorlar ki, Yunus suresi 15, o bağnazlar. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeleri okunduğunda, Kur'an, sadece Kur'an okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayan bağnazlar derler ki, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Yani ilaveler yap, yeni helaller, haramlar. Mesela biz gülmeyi haram kılmak istiyoruz diyor. Kur'an'da bulamıyoruz bunu diyor. O zaman sen söyle, bir şey söyle, bu haram olsun. Biz gülmek istemiyoruz diyor. Müşrikler gülmezler. Onlarda vardı böyle, onlar çul giyer, toza toprağa bürünürler, kendilerine acı çektirirler, çile çektirirler. Müşrikler gibi olmak istiyorlar. Bak bundan başka bir Kur'an getir. Yani yeni bir Kur'an. Ve adamlar diyor işte bir Kur'an kadar daha bize verildi diyorlar zaten. Açıkça söylüyor. Evet. Bak Kur'an ve bir Kur'an kadar daha bize verildi diyor. İstersen kaynağını göstereyim. Veya onu değiştir. Yani yeni yeni helaller, yeni yeni haramlar koy. Dinin hükümlerini değiştir. Yeni mezhep içtihatları yap. Yeni inançlar getir. Peygamber yapmayınca, peygamberin vefatından sonra yaptılar. Evet. Çünkü peygambere yaptıramadılar onu. Bak Furkan suresinde Cenab-ı Allah, 30'da Cenab-ı Allah Resulullah'a şikayet bildiriyor. Bak diyor ki, ve elçi dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Peygamberimiz Mehdi devrini görerek bunu söylüyor. Maşallah. Ahir zamanı görerek söylüyor. Peygamberimin bir mucizesidir bu. Çünkü kendi zamanında Kur'an çok güçlü yaşanıyordu, çok titiz yaşanıyordu. Böyle bir hüküm yoktu. Böyle bir şey yoktu. Bu ahir zamana bakıyor ağırlıklı olarak. Yani o devre işare manası birinci dereceden bakmakla beraber asıl ahir zamana bakıyor ikinci dereceden. Evet inşallah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, o müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış. Mezheplere ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Tarikatlere, cemaatlere bölünmüşlerdir.
Her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Yani fırkayı Naciye'yiz, biz kurtulan grubuz, asıl grubuz, en mükemmel grubuyuz. İşte fırkayı Naciye edince o, yani kurtulan grubuz. Rum suresi 32. Bunu müşrikler yapar diyor Cenab-ı Allah. E bakıyoruz bir kısım kardeşlerimiz farkına varmadan şirke düşmüşler. Ve ayeti muhatap olmuşlar. Haberleri yok. Allah sizesin. Şura suresi 13. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi diyor. Kur'an'a çağırıyoruz ya. Mesela Mehdi de öyle. Mehdi'ye de böyle diyecekler. Evet. Onlara ağır gelecek. Mehdi'ye hitap eden bir ayet aynı zamanda bu. Bak, senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Koray olan, nur olan İslam dini, sevgi dini, barış dini olan İslam müşriklere ağır geliyor. Çünkü onlar kan, irin istiyor, dehşet istiyor, zorluk istiyor, azap istiyor, kalitesizlik istiyor, kokuşmuşluk istiyor. Bak, senin kendilerini çağırdığın şey. Şimdi sen peygamberimiz senin dediği peygamberimize söylüyor Cenab-ı Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendilerini çağırdığın şey neye çağırıyor peygamberimiz? Nura, ışığa, barışa, kardeşliğe, sevgiye, dostluğa, adalete çağırıyor. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Afakan basıyor adamları. Çünkü alışmış pisliğe, rezilliğe. O dini dosdoğru ayakta tutun. Onda ayrılığa düşmeyin. Diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşhir etti, bir şeriat kıldı diyor Allah. Ne diyor Cenab-ı Allah? Onda ayrılığa düşmeyin. Mezheplere ayrılmayın, cemaatlere ayrılmayın, gruplara ayrılmayın. Haram kılmış. Bu Allah'ın emirlerini işte Mehdi yerine getirecek. Dinde ayrılığa düşmeyi kaldıracak. Mehdi'nin kendilerine çağırdığı şey müşriklere ağır gelecek. Mehdi'yi suçlayacaklar. Şirkle, sapkınlıkla, mürtet olmakla suçlayacaklar. Fakat Mehdi galip gelecek inşallah. Bak diyorlar Kasas suresi 36'da. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik dediler. Hadi diyoruz ya Kur'an yeterlidir. Kur'an'a uyun. Mesela, ya diyor biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey işitmedik. Gülme haramdır diyor. Sakal kesmek de haramdır diyor. Hanımların yönetici olması haramdır. Hanımlarla konuşmak haramdır. Hanımın sokağa çıkması haramdır. Hanımları tam bir insan olarak kabul etmek haramdır. Yarım kabul etmek gerekiyor onların kafasına göre. Bak diyor ki Allah müminin 68'de şeytanı Allah'a sınırım. Onlar da yine de o sözü, Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Düşünmüyorlar tabii ki inşallah. Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi diyor? Vahiy mi geldi diyor Allah? Yani yeni bir Kur'an hükmü mü geldi de nereden çıkarıyorlar bu helalleri, haramları diyor Allah? Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşhir ettiler, şeriat kıldılar diyor. Din, bak Allah'ın izin vermediği şeyleri, Allah'ın söylemediği şeyleri dinden kendilerini teşhir ettiler, şeriat kıldı. Kendi kendinize şeriat çıkarttınız diyor Allah. Bir takım ortaklarınız var diyor. Yani başka haşa bir Allah mı var diyor inandığınız. Ya başka bir ilah mı var diyor. Neye göre yapıyorsunuz diyor Allah. Ya benden başka bir ilah yok diyor Allah. E ben de öyle bir şey demedim diyor. Nereden çıkarttınız? Kime danıştığınızı da çıkarttınız diyor Allah. Onların öyleleri var ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Yani Kur'an'da Allah böyle diyor diyor zaten diyor. Mesela hanımlar diyor namaz kılamaz. Hayatının üçte ikisinin yarısında neredeyse. Oruç da tutamaz, namaz da kılamazlar. Neye göre? Ya Allah diyor bunu diyor. Nerede? Kur'an'da diyor diyor. Bakıyorsun. Ya ima etmiş işte burada bak diyor. Ya kardeşim ima ayrı, emir ayrı. Allah'ın muhkem hükmü var mı? Muhkem ayet? Yok. E ima var diyor. Bak diyor ki Allah bu ima yapmaları, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Kitaptan sanasınız diye. Yani imayla bir şey çıkartmaya kalkarlar diyor Allah. Kitabın açık hükmüne uymaz. Kitaptan onu sanasınız, ayet mesela hükmünü değiştiriyor. Mesela diyor ki
başörtüsü. Hımır. Normal örtü anlamındadır hımır. Dinin nasıl eğip büküyor? Ya baş örtüsü diyor, diyor Allah bunu diyor. Ya kardeşim hımır. Masanın üstünü örttüğün örtüye ne diyorsun? Hımır. Küpün üstünü örtenen örtüye ne diyorsun? Hımır diyorsun. Humar. İçki de humur diyorsun. Aklı örttüğü için. Değil mi? Örtü anlamında. E baş kelimesi nereden çıkıyor? Onu da ben ekledim diyor. İşte bu deliye ip hükmü bu. Kendi işlerini aralarında farklı kitaplar, mezhepler haline böldüler diyor Allah. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Yani fırkayı naciye doğru yoldayım deyin. Sevinirler diyor Allah. En doğru yolda olduğuna inanırlar diyor. Bak Allah diyor ki siz ancak zanla uymaktasınız. Siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz. De ki en üstün ve apaçık delil Allah'ındır. Kur'an'daki delildir. Başka delil yok diyor Allah. Evet. Bu benim dosdoğru olan yolumdur diyor Cenab-ı Allah. Şu halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Kendi kendinize yeni yeni şeriatlar, yeni yeni dinler, mezhepler çıkarmayın. Tek olan yola uyun.